Evet, bir özleme sor sorumuz var. Biliyorsunuz çarşıda, pazarda, evde, arabada, fabrikada, paranın olduğu her yerdeyiz ve bana direkt olarak sorular gönderebilirsiniz. Bir gelen bir soru var. Bakalım dinleyelim neymiş. Özlem Hanım merhabalar. Bir sorum olacak. 3 çocuk annesiyim. İkisi çok ufak. Dolayısıyla onlarla sokağa çıktığımda bütün mağazaları gezip dolaşmak istiyorlar. Onlarla para konusunda nasıl konuşabilirim? Onlara nasıl olmadığını, alamayacağımızı anlatabilirim? Bu sorunun cevabını bekliyorum sizden. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Bu konu çok önemli bir konu. Çocuklarımız evde ne görüyorsa, bizden ne görüyorlarsa onu öğreniyorlar. Çocuğu alışverişe çıkarmak çok güzel. Hatta böyle çocuk 9-10 yaşındaysa eline verin bir 10 lira. Deyin ki bu akşam 5 kişilik bir aileyi sen git süpermarketten ya da pazardan yaptığın alışverişle doyur. Onlar da bilsinler ne kaç para oluyor. Ama benim tavsiyem çocukları çok mağaza mağaza yanınızda geçirmeyin. Gezdirmeyin. Onlarla kaliteli zaman geçirmemiz çok önemli ama mağazalara girdikçe bir sizin alasınız geliyor. İki onların da hem canı sıkılıyor hem de onlar da gördüklerini, gözün gördüğünü almak istiyorlar. Benim tavsiyem size limit koyun. Çarşıya çıkarken bugün 5 lira harcayacağız, bugün 10 lira harcayacağız diye. Ben 4 yaşında bir oğlum var, onunla yaptık geçen gün. 5 liralık bir limit koyduk ve çıktık çarşıya. Tabii oyuncakçı da kendini kaybediyor çocuklar. Ama 5 liralık limitimiz olduğunu böyle bir oyuna çevirdik. Oyuncakçı da her şeyi tek tek bana getirdi. Bu olur mu, bu olur mu diye 15 lira, 17 lira, 30 lira derken 3.99'a sonra küçük bir araba buldu. Evet bu olur dedim. Sevinci bir görseydiniz. Dolayısıyla çocuklar limitten anlıyorlar. Yavaş yavaş da bu bütçe zaten kavramı böyle oluşuyor. Bir de aman net olun, çocuğunuza çarşıya pazara çıkarken bakarız demeyin. Bakarız deyince onlar bir umut görüyorlar. Her zaman net olmakta ve limit belirlemekte fayda var.